Herkese merhaba. 23. Mürsel Gülmez Tiyatro günlerinin 8. gündeyiz. Bugünkü oyunumuz Düşevi oyuncularından Bir Tahtımız Eksik Mahbet oyununu izleyeceğiz. Herkese şimdiden iyi seyirler dileriz. Merhabalar. Merhaba. Bugün 23. Mürsel Gülmez Tiyatro günlerinin 8. gündeyiz. Düşevi oyuncularından Bir Tahtımız Eksik Mahbet oyunu oynanacak. Oyun öncesi görüşlerinizi alabilir miyiz? Umarım eğlenceli bir oyun olur. Çünkü afişteki ismine bakınca herhalde eğlencelidir diye düşünüyorum. Galiba eğleneceğiz. Bundan önceki oyunlar güzeldi. Festival güzel geçiyor. Arkadaşların emeklerine sağlık. Dolu dolu bir festival yaşıyoruz. Ve güzel bir şekilde de bitireceğim umarım. Yenilerine sağlık. Peki ilçemizde bir tiyatro olması ile ilgili fikriniz nedir? Ya ben biliyorsun uzun yıllar Bulanca Sanat Tiyatrosu'nun oyuncusuyum. Tiyatro benim için bir yaşam biçimi. Ama umarım Bulanca halkı da aynı şekilde ilgi gösterdiğine göre tiyatroyu çok seviyorlar. Zaten burada bir tiyatro altyapısı oluştu. O anlamda güzel şeyler olacak gibi. Yani daha bundan sonra daha da güzel olacak. Öyle. Peki gençlere mesajınız nedir? Gençlere mesajım, sanatla uğraşsın. Her genç ya da her kişi diyor ya da herkes bir sanat dalıyla mutlaka uğraşmalı. Sanat insanı okumak. Of, insanı geliştiriyor. Değişik insanlar, değişik yerler görmeye fırsatı oluyor. Değişik insanlar tanıyor. Yani insanı ufkunu açan bir uğraş sanat. Sadece tiyatro yapımlar demiyor. Ama ilgi alanı tiyatroysa elbette tiyatro yapımlar. Ama tiyatro bambaşka bir şey. Son olarak Mürsel Gülmez Beyefendi ile ilgili konuşalım. Sizin düşünceniz nedir? Mürsel benim çocukluk arkadaşımdım. Onunla beraber 3 oyun oynadım sanırım. 3 oyundan sonra Mürsel'i kaybettik. Mürsel benim çocukluk arkadaşımdım. Yani ilk de bu Bulancık'ta bir tiyatroya başlatmış. Ben o başlattığı dönemlerde il dışında çalışıyordum. O dönemlerde olamamıştım. Bulancık'a atandıktan sonra onunla beraber çalışma fırsatım oldu ama bizim için çok büyük bir kayıptır bu işe. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkür ederiz, kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba, hoş geldiniz. Bu akşam Düşevi oyuncularından Bir Tahtımız Eksikti Mahvet oyunu oynanacak. Sizin oyun öncesi düşünce ve görüşlerinizi alabilir miyim? O oyun hakkındaki bir görüşüm yok ama Bulancak'ta böyle bir tiyatro festivalinin olması. Ben dışarıdan geldim. Muğla Datça'da yaşıyorum. Misafirim. Böyle bir etkinliğe geldiğim için çok mutlu oldum. Böyle bir küçük bir ilçede böyle bir festivalin hem de 23. yılında olması hoş bir şey. Yani kalbinizden ne geçiyor? Duygunuz nedir? İzlediğim diğer iki oyunlar güzeldi. Bu akşamki oyununda daha güzel olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Oyun sonrası düşüncelerin nelerdir? Beğendin mi oyunu? Çok düşün. İlk baştaki düşündüğümden daha komik. İzledim. İlk başlarda gördüğüm şeyde şey yani Kuzey Yıldızı'nda oynayan Yıldız'ın annesi çıktı. Aha. Yani direktmen afişinde göremiyoruz. Ama yine de çok eğlenceliydi. Çok eğlendim. Muhteşem bir gözlem yeteneğin var senin bu arada. Nasıl değerlendiriyorsun oyunu? Çok eğlenceliydi. Sen güzel buldun yani. Teşekkür ediyorum sana, sağ olasın. Bir şey değil. Merhaba, şu anda yanımızda Elif Hocam var. Elif Hocam bu akşam öğrencileriyle birlikte gelmiş. Ben Elif Hocam'ın duygu ve düşüncelerini çok merak ediyorum. Hocam, oyunla ilgili fikirleriniz nelerdir? Bir de öğrencilerinizle gelmişsiniz. Nasıl bir duygu? Teşekkür ederim. Ben Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda çalışıyorum, Bulancak. Yıllardır Bulancak'ta emek üretmeye çalışıyorum. Burada daha önceleri de tiyatro çalıştırdım pek çok kez. Arkamda görmüş olduğunuz aslında tiyatro topluluğunun sadece minik bir kısmı. Süper. Evet, az bir kısmı. Biz çok olarak geldik, kalabalık geldik. 20 kişilik grup halinde geldik. Birkaç gün sonra biz de oyunumuzu burada oynayacağız. Çocuklar da burada oynayacaklar. Onların da bu sahneyi tanımalarını istedim. Oyuncularımız, çok kaliteli oyuncular vardı bu akşam. Çok beğendim onları. Onların sahneyi nasıl kullandığını görmelerini istedim. Hoşlarına da gitti diye düşünüyorum. Öyle mi çocuklar? Çok güzeldi. Sevdiler. Tiyatronun işte sanatın daha doğrusu herhalde insan üzerindeki etkisi. O nedenle çocukların bence bunu yaşaması gerek. Öyle düşünüyorum yani.
Çok teşekkür ederim hocam. İyi ki varsınız. Sizler iyi varsınız. Yani sizin gibi öğretmenlere ihtiyacımız var. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Çok kolaylıklar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Salı günü. Salı günü oyununuzun adı nedir? Duy sesimi. Duy sesimi. Evet. Buradan seslenelim tekrar. Söyleyin isterseniz. Haydi. Duy sesimi. 14 Mayıs'ta Salı günü 75. yüzyılda Duy sesimi tiyatrosu için bekliyoruz herkesi. Evet, gençlere duyduk. Hep beraber geleceğiz. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok sağ olun. 23. Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri'nde bu akşam Düşevi oyuncularını ağırladık. Kendilerinin duygu ve düşüncelerini merak ediyorum ben. Sahnemizde olmak size nasıl hissettirdi kendi oyununuzu sergilerken? Şöyle ki benim için zaten Mürsel Gülmez aslında çok daha özel bir anlamı var. Ben zamanında Mürsel Gülmez özel ödülünü almıştım yıllar önce. İlk 3. sayfadan kadın hikayeleri oyunuyla çok yıllar önce buraya gelmiştim. Sonra tekrar Bir Kadın Uyanıyor oyunuyla da geldim. O yüzden bu salonu, bu sahneyi ben çok seviyorum. Bu festivalde olmaktan o yüzden çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin de duygu düşüncenizi merak ediyoruz. Kalbinizden geçen hisler nelerdir? Ya Bulancak çok özel, çok istisnai bir yer. Çünkü burada yaklaşık 37 senedir bir tiyatro yaşatıyorlar amatör bir şekilde. Biz de 20-25 senedir bu arkadaşlarımıza tanışıyoruz. Mürsel'i de ben tanıma fırsatı bulmuştum. Ne kadar güzel ki, ölmesi kötü ama ne kadar güzel ki arkadaşlar ismini yaşatıyor. Ve bu şehirde birçok çok imkansızlığa rağmen tiyatro hala dolu dolu. İşte bu akşam 150 kişilik salonda 160-170 kişi vardı. Oluyor. Bulancak onun için Türkiye'deki istisnai şehirlerden biri. Biz de burada olmaktan, Bulancak halkıyla olmaktan çok mutluyuz. Bizim de Düşevi oyuncularının bu sene 26. yılı. Samsun'dayız. Samsun'da sahnemiz var. Çeşitli illerde turneler düzenliyoruz. Tabii ki paramızı, ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. İşimiz bu. Ama Bulancak'ta festival olduğu zaman hiçbir şeyi amasız, fakatsız geliyoruz ve hep de mutlu ayrılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu gece bizimle birlikte olduğunuz için, bu güzel oyunu, bu mükemmel oyunu bizimle paylaştığınız için emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.